Filiz. Bir bakar mısın? Vaktin varsa biraz konuşabilir miyiz? Tabii Çetin, dinliyorum. Filiz, ben çok düşündüm. Tüm bu olanlar, ağılın bu durumu, bu belirsizlik bana bir şeyleri daha fazla ertelemenin gereksiz olduğunu hatırlattı. Yani nasıl diyeceğimi bilmiyorum ama ben uzun süredir senden çok hoşlanıyorum Filiz. Ne? Nasıl? Ya Çetin, gider ayak şaka falan yapıyorsun herhalde. Üzüldük ettik, evet. Neşemiz yerine gelsin diye yapıyorsan hiç komik değil. Hayır Filiz, gayet ciddiyim. Hatta hoşlanmak şöyle dostum. Seviyorum ben seni Filiz. Hem de tüm kalbimle seviyorum. Bu saatten sonra kaybedecek bir şeyim kalmadı. Malum ne olacağımız belli değil. O yüzden ben de bütün cesaretimi toplayıp sana geldim. Bana bir şans verebilir misin? Hayır Çetin, olmaz. Nasıl olmaz? Neden olmaz Filiz? Yani anlamıyorum. Neden direkt reddettin ki? Yani sana karşı daha önce istemeden kaba bir tavrım falan mı oldu? Çetin bak, seni anlıyorum. Hem de çok iyi anlıyorum. Yıllardır içinde biriktirdiğin duyguların yükünü, o yükün sana verdiği ağırlığı tahmin edebiliyorum. Ama olmaz. Bir şansımız olmaz çünkü sen benim arkadaşımsın. Sana karşı bir şey hissetmiyorken sana evet diyemem. Ne olur kusura bakma. Merhaba. Hoş geldin Filiz. Hoş buldum Fazıl abi. Filiz, sen hangi ara geldin ya? Ben duymamışım geldiğini. Aha, şimdi geldim. Annem börek yapmış da size de yolladı. Ayrıca çok selam var. Aleyküm selam Filiz. Sağ olasın. O zaman ben de çay koyayım. Böreğin yanında çok iyi gider. Ha, dur Fazıl abi, hiç zahmet etme. Ben zaten çok kalamayacağım. Olur mu canım öyle şey? Erkan, ne oldu, beğenmedin mi? Hani Adile teyzemin eline sağlık, maşallah döktürmüş falan derdin normalde. Beğendim ya, beğenmez olur muyum? Ne bileyim, ben öyle bir an geçmişe dalıp gittim. Bu böreğin tadı, kokusu böyle geçmişe götürdü bir an beni. Hatırlıyor musun, Adile teyze bu börekler yapıp seni beslenme çantana koyardı? Evet, hatırlıyorum. Ben börekten sıkılınca yemekleri değiştirdik seninle. Güzel günlerdi ya eskiler. Gemideyken de hep eskiyi düşündüm. Ya çocukluğumuz, bu kasaba, bu bozkır. Hatta bu böreğin kokusu hiç aklımdan çıkmadı biliyor musun? Çok özledim burayı. Geri dönmek istedim hep. Bir daha gitmeyeceksin öyleyse. Zorunda kalmadıkça gideceğim pek sanmıyorum. Erkan Usta, Filiz. Çaylar hazır, hadi gelin. Eyvallah Fazıl abi. Hadi Filiz. Ay, teşekkür ederim Fazıl abi. Ben böreği bırakıp gidecektim. Olur mu öyle şey tertip ya? Ya şey Filiz. Bak, böreğimizi yiyelim, çayımızı içelim, öyle giderse olmaz mı? Hadi gelin. İyi madem o kadar ısrar ettiniz. Hadi. Tamam anneciğim, tepsiyi almaya gidiyorum zaten. Tamam söylerim. Hadi bay bay. Erkan Usta. Ha. Sana bir şey soracağım. Sizin Filiz'le aranızda bir sorun mu var? Ne zamandır beri hissediyorum. Sanki eskisi gibi değilsiniz gibi. Daha farklı davranıyorsunuz birbirinize. Önceden tertip falan derdiniz. Şimdi böyle isminizle hitap ediyorsunuz birbirinize. Abi durumlar o kadar karışık ki. Ya nasıl anlatsam bilemiyorum. Gerçi sana anlatsam belki sen bana bir çıkış yolu gösterirsin. Benim kafam allak bullak çünkü. Neden? Ne oldu ki? Filiz beni seviyormuş abi.
yıllardır böyle sessizce bütün duygularını içinde yaşamış. Ya ben kızın duygularını görmeyi bırak, hissetmemişim bile. O öyle günden güne sevdasını içinde büyütürken benim ruhum duymamış resmen. Peki sen nasıl görüyorsun? Seviyor musun Filiz'i? Evet, seviyorum. Seviyorum tabii ama o anlamda değil. Ben günlerdir bunu düşünüyorum. Kendimi o kadar çok sorguladım, kalbimi o kadar çok yokladım ki. Ama yok. Yok. Yani ben arkadaşımdan öte başka bir yere koyamıyorum Filiz'i. Hem zaten sen de biliyorsun abi. Filiz benim çocukluğum. Yıllarca tertip dedik birbirimize. Ama ben şimdi Filiz'e bunu yapamam. O göze bakamam. Onu bir kez daha üzme riskini göze alamam.